Yok. Açmıyor telefonunu. Şükran Hanım. Senin bu iki kızın da terbiyesiz, iki kızın da yoldan çıkmış. Yok. Olmadı. Sen bunları layığıyla yetiştiremedin. Olmadı. Efendim? Tahir'cim. Günaydın. Kahvaltıya bekledim bugün seni, gelmedin. Siz şirkete geçin, ben de oraya geliyorum. Şu sözleştiğimiz konuyu halledelim. Tabii canım, halledelim. Çıkarım o zaman ben birazdan. Öpüyorum seni çok. Tahir'cim. Hoş geldin. Tahir. Şükran, ben bugün çok yoğun olacağım, tamam mı? Sen şu kızı bul, bu meseleyi hallet. Ben belki akşam yemeğe gelmem, tamam mı? Peki Tahir Bey. Yani ben şimdi burada çalışmaya başlıyorum, ha? İyi Tahir, nasıl teşekkür edeceğim sana hiç bilmiyorum gerçekten. Gel. Tahir Bey, emrettiğiniz gibi personel sizi bekliyor. Oh, ben hemen geliyorum. Sevgili arkadaşlar, Esin Hanım bundan sonra benim kişisel asistanım. Onun sözü neyse benim sözüm de o. Kendisine gerekli ilgiyi göstereceğinizden eminim. Bunca yıldan sonra kişisel asistan nereden çıktı acaba? Azgın tekeye bağlamış. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun? Bingo'nun ahırı mı burası? Selim'in dedikleri doğru mu? Zafer'le mi evlendireceksin? Ben bu şirketi büyütmek için neler feda ettim sen biliyor musun? Ama nereden bileceksin? Sen de kardeşinle bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Ama artık ayaklarınız yere bassın. Karar verildi. Biz İsmail Bey'le ortak olacağız. Eğer sen evlenmiyorsan Zafer'le Senem evlenecek. Bu kadar basit değil mi? Çocuklarım ne hissediyor, ne istiyor önemi yok. Kızım, biz de annenle böyle evlendik. Bak, senelerdir huzur içinde yaşıyoruz. Aşk, sevgi. Bunların önemi yok. Aşk mı? Şu aşkın ömrü ne kadar kızım? Ha? Bak bu fikirlerinle sen kardeşine de kötülük yapıyorsun. Kendi hayatını rezil ettin. Bırak bari kardeşinin bir aile hayatı olsun. Ha? Bir zamanlar sana hayrandım biliyor musun? Ama şu an yüzüne bile bakmak istemiyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Senem Zafer'le evlenmeyecek. Ben böyle bir şeye izin vermeyeceğim. Ben sizin geleceğiniz için uğraşıyorum. Çocuklarınız, torunlarınız huzur içinde yaşasın diye. Çok huzurluyuz. O kadar mutsuzuz ki. Yanlış bir zamanda mı geldin? Senin burada ne işin var? Esin Hanım, kişisel asistanım. Siz de Sibel Hanım olmalısınız. Çok memnun oldum. Baba, sen bu kadının kim olduğunu biliyor musun? Bu kadın kim biliyor musun? Sesini yükseltme. Sibel Hanım beni biriyle karıştırıyor sanırım. Baba, bu kadının tek amacı intikam almak bizden. Sibel Hanım, siz gerçekten biriyle karıştırıyorsunuz beni.
Sen bugün saldıracak yer arıyorsun galiba ha? Hadi lütfen bizi yalnız bırak. Lütfen çıkar mısın? Lütfen. Çok pişman olacaksın. Hiç anlamadım gerçekten ne oldu, kime benzetti beni? Bugün biraz... Yine çıkalım. Olur. Kendini kovdurdun, beni de kovduracaksın.